Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yapımı kolay olan ve çok gösterişli güzel bir örgü modeliyle geldim. Şöyle ben ilmeklerimi atarak başladım ama yeni öğrenen arkadaşlarımız varsa kanalımda şiş örgüye nasıl başlanır videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Modelimiz 6 ilmek ve katları artı 5 ilmek atarak başladım arkadaşlar. Evet 6 ilmek ve katları artı 5 ilmek bu şekilde öreceğiniz örgüye göre ayarlayarak sizlerde başlayabilirsiniz bebek örgülerinde battaniyelerde atkılarda şallarda hırkalarda istediğiniz örgü modelinde yani istediğiniz örgülerde Arkadaşlar bu modeli kullanabilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyerek İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzüne geçmek için arkadaşlar bakın arka yüzündeyim örgümüzün. Ön yüzüne geçmek için bütün ilmeklerimi sadece düz örerek sıra sonuna kadar geliyorum. İsterseniz lastik yapabilirsiniz. Model altına istediğiniz lastik, karoşa fark etmez. Ben şimdi direkt modele başlayacağım. Sadece arka yüzündeyim ve sadece düz örerek sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Evet. Şimdi ön yüzüne geldim arkadaşlar ve ayrıca ben bebe yünü ve 3.5 numarada şiş kullanıyorum. Onu da unutmadan söyleyelim. Ve şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım ipimi arkaya atıyorum 1 2 2 ilmek arasından şöyle arka taraftan bir ilmek çıkartıyorum bir ilmek aldım bir ilmek şişimi atarak bir ilmek artırdım 1 2 ve de 3 ilmek bakın 3 tane ilmeği arkadan düz örerek çıkarttım ve bırakıyorum 3 ilmeğimi şimdi ipim arkada 1 2 ve 3 3 tane düz ördüm ipim arkada 1 2 2 ilmek arasından yine bir tane ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek artırdım. Yine 3 ilmeği birlikte arka taraftan düz olarak örüyorum. Yani kesme işlemi uygulamış oluyorum. Çünkü 2 tane de aldığım için arkadaşlar 3 kestim, 3 artırmış oldum. Ve bıraktım. Şimdi yine 1 2 ve 3. 3 tane yine düz ördüm. İpim arkada. ilmek aldım. Bir tane artırdım ve 3 ilmeği birlikte yine arka taraftan kesiyorum. Düz alarak Şöyle ve bıraktım. Ve ilk model koyduğum sıra bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şimdi yine 3 tane 1 2 3 evet 3 tane yine düz ördüm. 2 ilmek arasından geçiyorum ve bir tane düz ilmek çıkartıyorum şişimin üzerine bir ilmek attım 3 ilmeği birlikte bakın arka taraftan şöyle gelmedi arkadaşlar evet, masada da ördüğüm için Bakın bu şekilde 3 ilmeği birlikte aldım. Tekrar 1 2 ve de 3 tane düz ördüm. Evet zaten sıra sonundayım arkadaşlar. 3 ilmek düz ördüm ve 1 ilmek aradan alıyorum. 1 arttırdım ve 3 ilmeği bakın 4 ilmeğim kaldı 3 üç ilmeği 3'ünü birlikte düz örerek kesiyorum arkadaşlar ve bıraktım ve son kalan ilmeğimde düz örerek sıramı tamamladım Şimdi modelimizin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve daha sonra bir, iki, üç tane ilmeğimi ters ördüm. İpimi geriye atıyorum. Ve üç tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar. 3 İpimi öne aldım. Bir, 2 3 ilmek ters ördüm pim arkada 1 2 3 ilmek düz örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum başlarken baştan bir ilmek örmeden aldım ve 3 ilmek ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz yani 3 tane ters ile başladım sıra sonuna geliyorum bu şekilde. Evet, örgümüzün yine ön yüzündeyim. Bir tane modelimizi kurduk. Şimdi ikinci modelde aynı işlemi tekrar ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2. 2 ilmek arasından bakın arkadan bir ilmek alıyorum. Bir ilmek artırdım ve 2 3 3 tane ilmeği arkadan düz topluyorum. Ve bıraktım. Ve şimdi 3 tane düz örgü örüyorum buraya. 3 ilmek düz örüyorum arkadaşlar. Ve 2 ilmek arasından tekrar bir tane ilmek aldım. Bir artırdım. Yine 3 ilmeği birlikte arkadan düz olarak kesmiş oldum. Düz örüyorum yine. 1, 2 ve 3. Yani aralarda 3'er tane ilmek düz örüyoruz modelimizi kurarken ön yüzünde ve yine 2 ilmek arasından bir ilmek çıkarttım ve bir artırdım. Yine 3 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum arkadaşlar. Bakın önden değil arkadan örüyorum. ve ipim arkada. 3 tane yine düz örüyorum. 1 2 ve 3. Aldım, bir artırdım ve üçünü birlikte düz ördüm, bıraktım. Araya 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm ve yine aynı şekilde iki ilmek arasından ilmek çıkartıyorum bir artırdım gördüğünüz gibi sıra sonundayım 4 ilmeğim vardı üçünü birlikte ördüm ve bıraktım son kalan ilmeğimi de düz örerek yine sıramı tamamladım Evet şimdi iki tane model koymuş olduk ve arka yüzündeyim modelimizin arka yüzündeyim ve yine başlarken ilk ilmeğimi örmeden aldım ve 1 2 3 3 ilmeğimi ters örerek başladım ipim arkada 3 ilmeğimi de düz örüyorum 3 tekrar 3 ilmeğimi ters örüyorum ve 3 ilmeğimi tekrar düz örüyorum 3 ters 3 düz 3 ters 3 3 düz. Sıra sonuna kadar geliyorum. Yine örgümüzün ön yüzündeyim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arkada. 3. modelimizi koyuyoruz şimdi. 2 ilmek arasından yine arkadan bir ilmek alıyorum. Bir artırdım. 3 tane ilmeğimi yine Bakın arkadan düz olarak kesmiş oldum ve ipim arkada 3 ilmeğimi düz örüyorum burada aralarda 1 2 ve 3 bakın model bu kadar kolay arkadaşlar 3 ilmek düz ördüm 2 ilmek arasından hemen ilmek aldım bir artırdım 3 tane ilmeği bakın arkadan düz örerek kesmiş oldum. Ve yine 3 tane düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna yine geliyorum arkadaşlar. Evet 3. modelimizi de kurmuş olduk ve son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 3 tane model koyduk arkadaşlar. Bakın ön yüzünde 3 tane model koyduk. Ve şimdi arka tarafına şöyle örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve şimdi bütün ilmeklerimi ters örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın 3 tane model koyduktan sonra sadece ters örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet örgümüzün arka yüzünde Sadece ters örerek sıra sonuna geldim ve şimdi örgümüzün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve şimdi de ipim arkada yine sıra sonuna kadar sadece düz örgü örerek sıra sonuna geliyorum. Evet yine örgümüz örgümüzün arka tarafındayım arkadaşlar. Arka yüzündeyim. düz örgü örerek ön yüzünde sıra sonuna geldim. Arka yüzündeyim ve yine bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz tamamlanmış oldu ve yine bakın iki sıra arkadan ters ördüm. 3 modeli tamamladıktan sonra önden de bir sıra düz örmüş oldum ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. 2 ilmek arasından bir ilmek çıkartıyorum. Artırdım ve 3 ilmeği birlikte arkadan düz örerek kestim. Ve 1 2 3 ilmek düz ördüm. Ve bu şekilde arkadaşlar takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Bir üçlü model daha örüp hemen döneceğim. Modelimi yükselttim arkadaşlar. Bakın gerçekten görünüşüyle de şahane duran bir örgü modeli oldu. İstediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Gelin yeleği isterseniz bebek yeleğinde, bebek hırkalarında, yetişkin hırkalarında, şallarda, etol şallarda ya da battaniye de örebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.